Mama, just killed a man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama. Tamam. Evet. Ya sonrası. Bu şarkıyı söylemek birazcık şey istiyor. Ses. Sende de yok o yüzden. O yüzden ben susuyorum. O yüzden evet. Arkadaşlar merhaba, Partubu hoş geldiniz. Yeni vizyona giren bir film var. Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury'nin hayatı işleniyor filmde. Çok güzel bir film. Ben bütün fragmanlarını izledim falan. Filme henüz gidemedim çünkü bu videoyu azıcık önce çekiyoruz. Hemen ilk gösterildiğinde gideceğim. Siz de izleyin diyorum. Onun şerefine böyle çok güzel bir kokteyl yapacağız. Freddie Mercury'yi anmak için. Freddie Mercury'yi ve Queen'i çok sevdiğimiz için bir kokteyl yapmak istedik. Freddie Mercury'nin en sevdiği içki vodka. Sek vodka ve bir dilim lime limonmuş. Biz de onun sevdiği bir tarzda bir kokteyl yapmak istiyoruz. Ama birazcık daha şey olacak herhalde içinde. Ben onun gibi içebileceğimi sanmıyorum. O yok. Onu biraz daha böyle hafif ekşi tatlı dengesini yine sağlayacağımız. Süper. Aslında bir klasik bir kokteyl ama biz bir twist yapacağız. İçinde lime aromalı bir vodka kullanacağız. Bakıyorum Fatih getirmemiş ama. Mama, I just killed Fatih. İngilizcem çok iyi. Böyle bir şey yapacak mıyız tekrar? Bu kayıt alındı mı? Fatih'in unuttuğu lime aromalı vodka geliyor. Biri vodka mı dedi? Evet. Çok güzel bir konsept buyurun. Yaratmışsınız. Teşekkür ederiz. Freddie Mercury'nin anısına madem lime aromalı bir vodka kullanacaksınız, bazılarını da yad etmek lazım limon aromalı bir vodka ile beraber diye düşünüyorum. Çünkü tarihte ilk olarak ilk aromalı vodka 86'da çıkmıştı ya. Şuraya linkini bırakıyorum. Bloody Mary videosunu. 2. Arkadaşlar 88'de de tarihin ikinci vodkası gelmiş zaten. Sırf kozmopolitan trendine evlere daha ulaşılabilir bir hale getirebilmek için yapmışlardı. 80'li yıllarda tüm dünyada bir vodka limon trendi var. Ama Ondurax'ın içerisinde sadece bir dilim vodka, bir dilim lime veya limon atıyorlar. Freddie Mercury de bunu seviyor zaten. Evet. Onu eklemek için ben buradayım. Evet. Bu da Freddie Mercury'yi anmamız için yapılmış bir hikaye olsun. Bizim için olsun evet, ya. Evet, bizim için yapmışlar. Olsun. Hadi bize kokteyli yaptı, içelim Bircan. İçin. Freddie Mercury için. O zaman şey yapalım. Biraz daha böyle sek, vodka, limonun biraz dışına çıkalım. Biraz klasik bir kokteyl yapalım. Onu biraz twistleyelim. Yani kalp roşka yapalım. İçinde yine limon, lime ezelim. Tamam, kalp roşka ne? Oluyor. Yine 3-4 dilim lime kullanacağız, şeker şurubu kullanacağız ve lime aromalı vodka kullanacağız. Bu biraz kalp roşka twist olacak. Hem twist olunca ne oluyor? Twist yani klasik kokteyllerin ufak bir dokunuşla değiştirilmiş hali. Aynen twist yapıyorlar. Şimdi tamam. Önce lime'ımızı kesiyoruz. Yani normalde işte yarım lime kullanılıyor. Kokteyli. Biz de aynı şekilde öyle yapacağız. 4 dilim lime yeterli. Bir de bu kokteyl mesela evde shaker olmayan için de Tabii evde de çok kolay hazırlanabilecek bir kokteyl. Şeker şurubu tarifini zaten verdik. Lime var, vodka var. Ne duruyorsun? Kalp roşka twist yapsana. Bardağımız içine 2 tane hazırlayayım. Tamam aynen ikimiz için de hazırla. Bugün uluşan yok. Zaten bugün, rahat içeriz. Bugün kokteylimizi elimizden çalan yok. Evet. Bardağımız içine lime'ımızı attık. Yavaşça, cam bardakta yaptığımız için bunu biraz dikkatli yapmamız lazım. Yavaşça eziyoruz tokmak yardımıyla. Şöyle güzelce lime'ı ezdikten sonra 1,5 siyer şeker şurubu kullanalım. Ekşilik ve şeker oranını dengelemek için. Evet. Bu cümleyi de genelde daha barmenlerimiz kullanıyor. Evet. Yani bizim damak zevkimize göre daha kolay içebilmek için ve 6 siyerli lime aromalı vodka kullanacağız. Bu da barman payı mı? Yok, bu 5 siyerli gücümüz. Evet. Yine yaptım. Güzelce alt üst ettik, karıştırdık. Kokteylimiz. Aa. Bir buzun dışarı çıkmasıyla hazır. O olacak ama ya bu dışarı evet. Çıkacak. Şimdi ben de onu çıkarırım. Aa! Oldu mu şimdi? Bence gayet çok cool görünüyor. Çok basit ve çok havalı bir kokteyl oldu. Freddy'ciğim, tabii biz ben Freddy derim. Onun için içiyoruz. Bohemian Rhapsody. Eline sağlık, çok güzel. Ağzının evde hazırlanabilecek en basit, en hızlı, en lezzetli kokteyllerden bir tanesi. Klasik kokteyl. Gördüğünüz gibi sunum böyle rahat, fresh.
Sakin, sakin. Tane olsun ya. Tane olsun vallahi, eline sağlık. Kapatıyorum o zaman ben bu videoyu. Tamam. Güle güle. Şaka şaka. Şarkı bekledim. Bakın, korktum ben de. Şimdi iki çift laf edeceğim sizinle. Şu kokteylimi şuraya koyuyorum. Şimdi biz PartyTube YouTube kanalımızda abone sayımız 60 bin. Biz Instagram açtık. Instagram'da neredesiniz? Siz Instagram kullanmıyor musunuz? Kullandığınızı biliyorum, benden kaçamazsınız. Hepinizi tek tek bulur, takip ederim. Fotoğraflarınızın altına annelerinizin babalarınızın utanacağı yorumlar yazarım. O yüzden hemen Instagram'dan bizi takibe geçin. Firuze sonra sinirlenince çok çirkinleşiyor arkadaşlar. Denemeyin. Sabrını zorlamayın. Benim böyle tatlı güler yüzüme bakmayın. Bunun kukukta karanlık tarafı var. Yok yok. Hepinizi çok seviyorum. Instagram'a gelin. Sevmediğim halimden korkarsınız. Tamam, görüşürüz. Nevrotik bir halde.